hazır görünüyor hali. Cem Yılmaz, Ramazan'ın ilk gecesinde rakı fotoğrafı paylaşmış Instagram storiesinde. Millet de onu linçlemiş. Ya sen inancımıza saygı duymuyorsun. İşte İslam'a laf mı ettin? Lan ben oruç tutuyorum. Nasıl alkol fotoğrafı atarsın? Her Ramazan yaşanan şeyler bunlar. Her yıl mutlaka bir kişi böyle bir gaf yapıyor. Ya da gaf değil, bile isteği yapıyor. Millet de tetikleniyor. Nasıl olur böyle bir şey? Müslüman ülkedeyiz falan diye. Birincisi, Müslüman bir ülkede değiliz. Ülkedeyik. Ülkenin bir dini yok. Bu ülkede birçok dinden vatandaş var. Dinsizler de var. Kalabalık Müslümanlardan müteşekkil. Bu yüzden de İslamiyet satıyor bu ülkede. İslam propagandası, İslam üzerine siyaset ve okulda bile din dersinde özellikle İslam üzerine aktarımlar maalesef rağbet görmekte, yapacak bir şey yok. Ve kimse millet oruç tutuyor diye kendi yaşam tarzını değiştirmek zorunda değil. Yani şahsen ben alkol paylaşan bir insan değilim, çok içen bir insan da değilim, sevmem. Ama istersen ben de şu anda bir alkol fotoğrafı paylaşabilirim. Yani iki tane bir açıp, bakın ben de içiyorum falan diyebilirim. Kimse buna kızamaz, kimse bunu ahlaksızlık olarak nitelendiremez. Kimse bana ahlaktan, edepten veya saygıdan bahsedemez. Ben sizin ağzınıza zorla alkol dökmüyorsam, yolda oruçlu bir vatandaş gördüğünde inatla zurna dürümü ona yedirmeye uğraşmıyorsam, yani adamın yememe, oruç tutma hakkına saygı gösteriyorsam, o da benim oruç tutmama ve yaşam tarzını gayet rahat bir şekilde insanlara yansıtma hakkıma saygı duymak zorunda. Bakın, dine ve ibadete saygısızlık az önce anlattığım şekilde olur. Oruç tutan bir adama sen zorla orucunu bozdurmaya uğraşırsan bu yaptığın saygısızlıktır, zorbalıktır. Ama mahalledeki bir dayı oruçlu, ben de yolda su içmişim, dondurma yemişim veya Adana dönüyor. Aa, orucuna saygısızlık falan değil. O aç kalıyor diye ben de aç kalmak zorunda değil. Böyle bir tercihte bulunabilir. Ya milletin şimdi canı çeker, orucunda zorlanırlar. Ben gideyim gizli gizli bir yerde diyebilir. Ne dersen fena da olmaz yani. Bu da ahlaklı bir davranış olur. Ama demek zorunda değil. Ve demediğim zaman da saygısızlık yapmış olmuyorum. Şunu bir anlamak gerekiyor. Siz eğer açlıkla imtihan oluyorsanız, ibadetiniz bu şekildeyse, bu durumda ben önünüzde su mu içmişim, yoldaki bir vatandaş dondurma mı yalamış, bu sizi ilgilendirmez kardeşim. Sen sınanmıyorsan eğer, challenge'larla mücadele vermiyorsan, yani karşında senin aklını çelebilecek bir şeyler yoksa zaten adam akıllı bir imtihandan geçtiğini de söyleyemeyiz. Sen orucunu tut, git günde 15 saat boyunca uyu, evden çıkma, kimseyi görme, televizyonu her şeyi kapat, hiçbir yemekle karşılaşma, böyle put gibi otur ve de ki ben oruç tuttum, irademi sınadım. Yok öyle bir şey. Karşında yiyenler de olacak, içenler de olacak, reklam da göreceksin, canı çekecek ve yemeyeceksin. Madem ki ibadet ediyorsun, ibadet böyle olur. Kendi nefsinle mücadele vererek bir ibadeti gerçekleştirmen mümkün olabilir. Ve ancak o zaman kıymetli olur. Yoksa bu şeye benziyor. Issız bir adada yaşıyorum. Hayatım boyunca hiçbir insan görmedim. Kadın da, erkek de hiçbir şey görmedim. Tek başımayım. Ve kimseyle zina yapmadım. Övünebilirim çünkü. Yani yapmadım sonuçta. Böyle bir şey olabilir mi? Yapma şansın olmamış ki. Yapma lüksün yokmuş ki. Issız bir ada zaten. Ne yapacaksın? Kimle yapacaksın? Dolayısıyla nefsinle sınanmıyorsan eğer zaten yaptığının çok da bir kıymeti yok. Bu sebeple de ben oruçluyum, etrafımdaki herkes aç kalmadı, kimse bir şey yiyip içmemeli, orucuma saygı göstermeli demen ayrı bir zorbalık zaten. Bunun da saygı duyulacak bir tarafı yoktur. Haliyle Cem Yılmaz böyle bir rakı fotoğrafı paylaşmış. Paylaşabilir. Adamı buradan linçlemek de aptallıktır, kusura bakmayın. Olabilir yani. O da onun yaşam tarzı. Rakı fotoğrafı paylaşmış olması İslam'dan nefret ettiği anlamına gelmez. Belki kendisini Müslüman olarak nitelendiriyordur. Ve Müslüman olduğu halde Ramazan'dan önce bir bardak içmek istemiş de olabilir. Bu da onun hakkı, karışamazsınız. Kendi günahı yani. Ya da adam Ramazan olduğunu bilmiyor olabilir. Bakın, yalan değil. Ben de bilmiyordum. Ya bana mesela Türkiye'den dönerken yarın Ramazan dediler. Aa öyle miymiş dedim. Söylemeseler haberim olmayacak. Bilmeyeceğim Ramazan olduğunu. Ben de belki böyle bir şey paylaşacağım veya rahat rahat takılacağım yani. İnanmadığım için hangi gün hangi bayram başlıyor, hangi ibadet hangi gün açılıyor, hangi gün kandil bunları bakmıyorum.